Başka sohbetlerden hepinize keyifli pazarlar dilerim. Umarım keyifli, hoş, her şeyden önce sağlıklı ve huzur dolu bir gün geçiririz hep beraber. Lafı çok uzatmadan Sayın Bedri Baykam'la olan sohbetime geçmek istiyorum. Zira aslında 5 programlık sorum var. Şu anda o vakitten çalmamak için biraz sonra sizlerle birlikteyiz. Başka sohbetler kıymetli konukları ağırlamaya devam ediyor. Sayın Bedri Baykam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Sizi gördüğüm için çok keyifli ve mutluyum. Sağ olun. Çokça sorum var. Yeni kitabınızdan, hayatınız boyunca yaptığınız aslında çalışmalardan, sağ olun, son durumlardan, her şeyden bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla olabildiğince sorularımı sıkıştırmaya çalışacağım. Memnuniyetle, her soru serbest. Çok mersi. Öncelikle yeni çıkan kitabınızdan başlayalım istiyorum. Hı-hı. Sakıncalı. Ne kadar sakıncalı? Vallahi beynini bu konularda kilitlemeye alışmış ve böyle engin sahalarda surf veya buz pateni bu konularda beynini serbest bırakıp yapmaya hazır olmayan kişiler için sakıncalı olabilir. Genel ve çok özel ilişkilerin sakıncalı el kitabı. Yani özellikle kadın erkek ilişkilerinin her kırmızı noktası, tabusu, işte gerilim hatları, bunların her birine girip çıkıyor. Buna bilimsel açıdan da yaklaşıyor. Ondan sonra günlük hayattan yaratılan kıskançlıklar, gerginlikler, kavgalar, bunların nedenleri. Niye her dizi bunun hakkında? Niye her dizi kıskançlık, aldatma, işte üçüncü şahıs, ayrılık, gözyaşı veya niye maalesef bütün haberler yine kıskançlık fakat sonu şiddet, cinayet vesaire. Şimdi kitap bunun her şeye giriyor, çıkıyor ve mesela kıskançlığın çağımızın en korkunç hastalığı ve vebası olduğunu sonucunda söylüyor. Şimdi kitap kalın gözüküyor, biraz korkutabilir. Fakat iki sayfada bir ara başlık var, yani çok rahat okunuyor. Ya aslında o rahat okunma biraz da sizin kurduğunuz cümleler ve bize geçiş şeklinin kolaylığıyla da çok alakalı. Yani başladığında akıyor. Doğru, sağ olun. 4-5 yıl sürdü yazmam. Fakat gerçekten dili çok rahat okunuyor. Çok rahat. Ve konular çok ilginç. Şimdi kitabın başında bu konular şeyini gördünüz. Gördüm. Hatta orada yazdığınız bir şey var. İşte kadın erkek arasında dedektiflikler var. Evli çiftin evdeki hesabı ve çarşı. En yasaklı ölümcül bölgeler. İşte ister Lolita ister sinema güzellik başa bela. Ya. Haksız mıyım? Çok doğru. Ünlülerin başına gelenler, kralların, kraliçelerin, cumhurbaşkanlarının. Kıskançlıklardan dolayı değil mi? Kıskançlıklar ve çapkınlıklar ve kadın erkek herkesin yaşadıkları. Bilim adamları ne diyor? Yakında kadınlar ve erkekler bu aralarındaki bu artan gerilim hatlarını çözemezlerse belki 15-20 yıla robot partnerlerin ve artık birebir insanla aynı görünümde, aynı çekicilikte veya daha üst çekicilikte fakat bizden çok daha zeki robot partnerlerin gelmekte olduğunu anlatıyor. Aslında bununla ilgili filmler de yapıldı zamanında. Hatta She diye bir film vardı. Onu ben seslendirmiştim. Oradaki robot kadını, dublajını ben yapmıştım. Orada da aslında bu robot ilişkilerden, insanların yalnızlaşmasından söz edilmişti. Ona da değindiniz mi kitapta? Ben yeni başladığım için oraya daha gelemedim. Şimdi evet, bazı filmleri de değiliyor fakat daha da çok fütüristik neler gelmekte olduğunu, işte Japonya'dan başlayarak, Amerika'dan başlayarak, hı hı, bu konuda neler yaşanacağını ve hatta robotlarla ilişkilerin artık bir hukuku olacağını. Yani mesela bir robotu da taciz ettin diye hakkınızda dava açılabilir. Veya şiddet gördü robot diye.
Bunlar şimdi bizim mizahi gibi konuştuğumuz konular. Fakat bunların da ilginç bir şekilde yansıdığı hukuki alanlar var. Şimdi diyelim ki ömrümüz şu kadar. Evet. Bunun zaten şu kadarını uyuyarak geçiriyoruz. Şu kadarını günlük hayat, koşuşturma, trafik, yaşam kavgası vesaire, doktorlar, dişçiler. Şu kadar bir belki yaşanacak zaman kalıyor, değil mi? O yaşanacak zamanın çoğu ve hatta uyuma öncesi olan zamanlar da dahil, insanlar bu aralarındaki ilişkilerin huzurunu, alfabesini oturtamamış olmaktan hesap vererek ve hesap sorarak zamanlarını geçiriyorlar. Mesela efendim spor salonundan çıkıp buraya gelmen 1,5 saat mi sürdü? Dün akşam 2 saat nereye kayboldu? Veya yani birbirlerine hesap veriyorlar ve hesap soruyorlar. O mesaj yani, kimden geldi? O mesaj kimden geldi? Seni bu like'layan kim? Ya bırak bunları ya. Şimdi bizi dinleyenler diyor ki bunu söylemek çok kolay. Hayır bakın tabii ki insanlar bir olgunlaşıyor, gelişiyor, düşünüyor. Umarım her geçen gün daha ilerliyor düşünce sistemi de, yaşamı algılayışı da. Şimdi ben mesela 25 yaşında bunları düşünmezdim, yazmazdım, böyle olamazdım. Ama yaşamın içinden geçtikçe, olgunlaştıkça, tecrübeler arttıkça, yaşam hakkında kendi felsefemizi üretme şansını düşünme, daha uzun düşünme, denize bakıp dalma, karıncalara bakma, göğe bakma, kuşlara bakma, taşlara bakma, mezarlıklara bakma. Bütün bunları yaşadıktan sonra diyorsunuz ki ya biz yaşamımızın gerçekten çok önemli bir bölümünü bu kıskançlıklar, ilişki kavgaları, gerilim atları, bunun yarattığı şiddetler, kavgalar, ayrılıklar, felaketler, bunlara inanılmaz bir sağ açıyoruz. Bu esasında sandığımız kadar %100 gerekli veya şart bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Mesela kitabın hemen başlangıcında bununla ilgili şöyle bir şey yazmışsınız. Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu kitap yaşanan sorunları hatırlatırken onların gerekçelerinin bir parçası değil, potansiyel çözümleri arıyor. Hepsi bu. Evet. Yani çözümü de var mı peki bakın, kitapta? Bakın bütün bu kitap, şimdi insanın kendi kitabını övmesi kötü olur da bu çok rahat okunarak ilerleyen. Ben söylüyorum. Ve sağ olun, konuyu değişik açılardan fetheden, hı hı, ve tabular, kırmızı dikenli ceza sahaları, kırmızı bölgeler, dinamitli bölgeler, bütün bunlara girip çıktıktan sonra ve bilim ne diyor diye baktıktan sonra olayı, efendim Me Too hareketleri, kampanyaları, bunlar evet çok önemliydi kadınların haklarını korumaları açısından. Öte yandan bu nasıl abartıldı, nasıl abartılıp gerçek tacize uğramış veya tecavüze uğramış kadınların hakları nasıl aynı çorbada sesi duyulmaz hale geldi. Çünkü mesela kadın diyor ki, kitapta verdiğim örneklerden, işte Kanada Başbakanı diyor, 15 yıl önce rock konserinde eli kalçamdaydı diyor. Yani şimdi bu bu bir konu değil, anlatabiliyor muyum? Yani bu bir erkeklerin de başına çok şey geliyor. Evet. Yani ben de kalkıp bunları sayıp, biliyor musunuz 20 yıl önce şu kız bana bunu yapmıştı, öbürü, bunun bir anlamı yok. İnsanlar adım adım esasında bütün bu konuları ortaya koyup bir olgunluğa nasıl ulaşabiliriz, bir bağımsızlığa nasıl ulaşabiliriz? Kitap mesela esasında paranın da sandığımız kadar önemli ve korkunç hayatımızı %100 etkileyecek bir şey olmadığını da anlatıyor. Şimdi, evet tabii ki para çok önemli. Hepimizin diyelim işte eve, suya... Evet, şu dönemde özellikle. Ama bir de şu var. Bir denize baktığınız zaman
dolar milyarderi de olsanız Boğaz'da bir çay içtiğiniz zaman durum aynı. Gece uyuduğunuz zaman o 8 saatte belki siz dolar milyarderinden daha iyi rüya görüyorsunuz. Veya bir... Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Şimdi bakın, diyelim ki bir Catherine Deneuve filmi seyrediyorsunuz, evet, veya Al Pacino filmi seyrediyorsunuz. Dolar milyarderiyken aktörler daha iyi oynamıyor. Yine aynı 2 saati geçiriyorsunuz. Hı hı. Dolar milyarderi de olsanız, işte Fenerbahçe, dün Fenerbahçelileri diyelim kahretti. Dolar milyarderi de olsanız fark etmiyor. Yani ya da sevindirdiği zaman aynı duyguları yaşıyorsunuz. Veya bir tenis maçı seyrettiğinizde. Veya ormanda gezdiğinizde. O orman siz, efendim benim ormanım var. Ya orman senin olamaz. Orman sincapların, tavşanların, bulutların, yağmurların. Sen o ormanda yürüyebilirsin. O orman sana ait, sana ait olduğunu düşün. Yani her şeyi böyle şey yaptığınızda, birbiri peşine koyduğunuzda esasında bu para gerilimlerinin de çoğundan bağımsız bir uzaklaşma elde edebiliyorsunuz. Bunu da izah ediyor kitap. Keza ilişkilerde de bu benim, bu benim tekelim. Konuşamaz, edemez, kimseyle sohbet edemez. Efendim ne yapmış, ne yemek mi yemiş ama. Kiminle, neden? Şimdi bütün bunlardan kendi hayatımızı kahrediyoruz ve bütün bunlardan yürüyebilecek ilişkiler de yürümüyor. Değil mi? Yürüyebilecek evlilikler de oluşmuyor. Yani kopuyor, 3-5 yaşında çocuklar ortada kalıyor. Yani bu gerilim hatlarından nasıl uzaklaşırız veya bu algılar nedir, ne değildir? Yani kitap adım adım ilerlerken sizi felsefi açıdan da, varoluşçuluk felsefesinden de bahsederek, rahmetli babam Doktor Spikeman'ın çok ilginç hayatı ışık ve ses geçirmez ayrı bölmelerde yaşamayı öğretmekten bahsederdi. Yani diyelim, farz edelim Perşembe günü, evet, çok önemli bir mahkemeniz var. Evet. Siz cumartesiden kendinizi kahretmeye başlayabilirsiniz. Ya o enerji alanına girmek. Veya mahkemede kağıtlarınızı hazırlayınız, avukatla konuşuyorsunuz, ne diyeceğinizi biliyorsunuz. O dört gün tavla mı oynarsınız, demin dediğimiz ormanlarda mı, evet, gezersiniz, işinizi mi yaparsınız, kitap mı okursunuz? Ama bütün onlar olumlu yaşanmış, artı değer olarak hayatınızda kalır. Yoksa hayatınızı durmadan bir sonraki derdi önünüze ters havuç olarak koyarak kendi hayatınızı kahredebilirsiniz. Bütün bunları da anlatıyor kitap. Negatiflikten ne kadar uzaklaşırsak. Ama bütün bunlara kadın erkek ilişkileri bazlı çıkarak, hı hı, bütün bu konulara, günlük hayata, paraya, efendim hedeflerinize, yani bir kişisel gelişim kitabı değil. En direkt olarak bunu başarıyor. Esas kadın erkek ilişkileri nerede çuvalladı ki her gün durmadan arkadaşınızın size verdiği dedikodu raporu da, efendim gazete haberleri de, üçüncü, evet, sayfa haberleri de, magazin haberleri de, yalnız bunların nasıl çöpe gittiği veya kavga çıktığı veya rezalet çıktığı ile ilgili. Ve üçüncü sayfa haberleriyle, evet, maalesef. Kitap sizi bu konuda, tarihe de gidiyorsunuz, Kleopatra'ya da gidiyorsunuz, Çar Katerina'ya da gidiyorsunuz, efendim Jean-Paul Sartre'a da gidiyorsunuz, filozoflara da gidiyorsunuz, kapı komşunuzun yaşadığı kavga, gürültü, rezalete yani gidiyorsunuz. Yani aslında mesajınızı çok detaylı hikayelerle, biraz da renkli, insanlara keyif yoluyla da aktardığınız bir, evet, kitap olmuş. Evet. Şimdi o kadar ilginç her bir satır var ki. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız solunun en önemli ismi Mitterrand. Hmm. İşte mesela Mitterrand çok büyük bir çapkın. Evet. Ve adamın mesela en meşhur cümlesi, efendim bütün kadınları elde edemeyiz ama denemek lazım diyor. Şimdi solun en önemli, dünya cumhurbaşkanı bile böyle düşündüğü yerde, hayatın akışında ortaya gelen her türlü sürtüşme, her türlü elektrik patlaması, gerginlik, dinamit patlaması, bütün bunlar nasıl algılanır,
nasıl nötralize edilir, nasıl uzakta tutulur ve bunu beyin nasıl başarır, bunlara gelir. Wow. Başladım zaten, çok da sürükleyici gidiyor. Kırmızı Kedi'den yayınlandı. Onu kendi yayın evim Piramid'den değil, bu Kırmızı Kedi'den çıktı. Onu da söyleyeyim insanlar. Birazdan Piramid'e de geleceğim zaten. Bence nefis bir hayat hikayeniz var. Böyle filmlere konu olacak kadar keyifli bir hayat hikayeniz var. 2 yaşında başlayan resim yapmanızı herkes biliyor. Ama üstünü şöyle altını çizerek geçmek gerekirse 6 yaşında tüm dünyada sergiler yapmanız. Evet. Harika çocuk olmanız. Ama tüm bunların içerisinde benim hoşuma giden tevazu sahibi olmanız. O üstten bakıcı tavrınızın çok fazla olmaması ya da hiç göze olmaması, çarpmaması. Emin olun. Bir yerde yakaladım. Merakla dinleyeceğim. Mesela kitapta bir bölüm var. Akıllı ünlü mütevazi olur diyor. Onu da anlatan ya özel bir chapter var. Nerede öyle bir şeye, şimdi tüm hayatınıza şöyle bir baktığımda. Her soruyu açayım, buyurun. Her eleştiriyi de açayım. Belgeselinizi de çok beğendim bu arada. Sizin kanalınızda da seyredilebilir bilmeyenler için. Bence Bedir Baykam'ı yeterince tanımıyorsanız mutlaka seyredin. Çok seyredilesi, çok keyifli bir iş. Sağ olun. Orada mesela eşinizle tanışma hikayeniz var. Mesela orada eşiniz sizinle tanışmak için hamle yapıyor. Adın ne bakalım? Orada bir üsttencilik sezdim mesela. Dedim ki Bedir Baykam'la buluşmayan bir tavır olmuş bu. Peki adını sormasa mıydım? Hayır. Ama oradaki adın ne bakalım? Hani o bakalım değil. Adın ne başka? Adın ne bakalım ama başka? Ama bakalım dediğimi nereden çıkarıyorum? Öyleydi. Belgeselde öyle söyledim. Belgeselde öyle mi diyorsun? Evet. Adın ne bakalım? Eşiniz anlatıyor şimdi, hatta. Yemin ediyorum ben bakalım dediğimi hatırlamıyorum ama normalde her açılışımda diyelim 8-10 hanımefendiyle tanışırdım. Şimdi bu hep böyle süre gelen bir olay olarak hayatımda yerini almıştı. Eşim de aynı şekilde bana geldi, sizinle tanışmak istiyorum, görüşmek istiyorum. Evet diye. Evet çok güzel ben bu arada. Ben de her zaman sol cebimde olan defterimi çıkarıp... Bir de randevu vermişsiniz. Randevu verdim, evet. Zaten o defter sayesinde ben bütün bu işleri, kitapları yazıyorum, uluslararası sergileri açıyorum, siyaset yapıyorum, programlara yetişiyorum, makalelerime yetişiyorum, Cumhuriyet'e yetişiyorum. O defter olmasa ben bunların hiçbirini yapamam. Zamanımı bölmek ve oradan... Bakın evet cep telefonları, akıllı telefonlar hayatımızda çok önemli bir yer işgal ediyor. Deminki konuya da dönüyorum. Milyarderi de olsanız, yoksa muhasebeci Hasan Bey de olsanız yine günde 4 saatiniz burada geçiyor. Yani sonuç olarak 8 saat uyku, 4 saat telefona bakma, 2 saat film seyretme, 2 saat maç seyretme, insanların %70'i zaten aynı hayatı yaşıyor. Ama sonuç olarak o defter sayesinde ben eşimle de görüşmeye başladım. Nefis bir aile olmuşsunuz. Hayatımda akmaya devam etti. Çok sağ olun. Şimdi... Ya, o kadar çok şeyde parmağınız var ki, aktörlük eğitimi almışsınız, teniste zaten eğitimlerini bile vermişsiniz, yazılar yazıyorsunuz. Bakın mütevazi olmayan bir şey söyleyeyim mi size? Evet. Çok iyi aktörümdür ama kimseye söylemiyorum. Ama filmleriniz var zaten. Yusuf Kurçenli ile Reis Çelik'le çekilmiş filmleriniz var. Evet. Yani öyle sadece aktörlük eğitimi alarak kalmamışsınız. Sergilerinizde, sizin sergilerinizin tabii ki... Gelemediklerim, göremediklerim ama hakkında bilgi edindiklerim çok enteresan sergiler. Mesela bir Livard serginiz var. Aktörleri... Canlı insanlar, mankenler... Çok enteresan bir sergi. Evet. O sergiden bahseder misiniz biraz? Kandaydı galiba değil mi? Kandaki o Livard sergisi, Livard veya Livard diye okunuyor. Cannes'da en iyi sanatçı ve en iyi performans ödülü aldı o uluslararası büyük Arjonksiyon fuarında. Ben onu projesini 91'de Amerika'da yazmıştım. Ben mesela durduğum yerde birden bir fikir gelir, içimden fışkırır. Ah. Hemen kağıda dökerim, elle yazarım, defterlere yazarım. Unutmamak lazım değil mi? Mesela sonra biri Live Art sergisi olur. Biri taban operasyonu hareketi olur, işte o solu birleştirmek için yine 93'te başlattığım hareket falan gibi. Yani
aklımdan birden fışkıran fikirlere çok önem veririm. Mesela bu kitabı da ben yazma kararıyla yavaş yavaş almadım. Bir gece otururken kitap içimden fışkırmaya başladı. Aslında her şeyi önce projelendiriyorsunuz. Evet. Beyin arkadan hani dosya gibi çalışıyor. Sürekli çalışıyor. Sürekli çalışıyor. Mesela bir gece uyanırım sabah 6'da. Beyin hazırlayıp önüme dosya koymuştum. Birden kalkıp şey yaparım. Veya Londra'da sokakta yürüyorumdur. Alakasız bir yerden beyin önüme indirir. Efendim plexiglasta çift yönlü resim olayını ortaya asılan nasıl çözümleyeceğimin teknik formüllerini beyin hazırlayıp önüme koymuştur. Sürekli hemen asistanım var, hani bunu böyle yapacağız derim. Yani o enteresan bir şey. Beynin devamlı bilgisayar mantığıyla alt dosyalarda sürekli çalışıyor olması. Aslında bu yeni düzende, yeni yaratılmaya çalışılan düzende bir robot yarattıklarında işte kusursuza yakın aslında sizinle biraz örtüşüyor. Evet. Bir robot gibisiniz yani evet. Şu anlamda robot gibisiniz. Çok mükemmel şeyler barındırıyorsunuz içinizde ama sizi nedense sevenlerden çok sevmeyenlerin eleştirilerinin yer aldığı bir platformdasınız aynı zamanda. Hı hı. Şimdi çok iyi bir sanatçısınız. Göreceli belki benim için öyle. Sağ ol. İyi yazıyorsunuz. Her şeyden önce bu meziyetlerinizin yanı sıra başka tabii ki yetenekleriniz de var. Ama bu meziyetlerinizin yanı sıra bolca para kazanıp aman bana ne diyen tarafta değil, ırkçılığa karşı demokratik ve bunun için savaşan ve dünyanın her yerinde savaşan bir kimliğiniz var. Ya aslında bir robot gibisiniz yani. İnsanlar genelde böyle yaşamıyorlar çünkü. Ve bu kadar özellikleriniz varken sizin etrafta çok da taşlandığınızı görüyorum. Bedri Baykan'ı yapan çok insan var. Siz çok de görüyorsunuzdur. Güzel. Ve gerçekten bunu algılayamıyorum. Kendi yarattıkları bir imajdan bana saldırıyorlar. Mesela benim hakkımda onlar kafalarında bir imaj yaratıyor. Yani parası varsa şudur, ünü varsa şöyledir, resim yapıyorsa böyledir diye kafalarında bir kolaj yapıyorlar ve oradan üstüme yürümeye çalışıyorlar. Ve bunu sizi tanımadan yapıyorlar. Evet, evet. Mesela sizin ta gençlik yıllarınızda bir San Francisco manifestonuz var. Onu biraz anlatmanızı isterim. Bence çok önemli bir hareket. Sizin sadece bu ülke için değil, tüm dünya için yerinde durmayan kimliğiniz adına, bilinmesi adına. Mesela San Francisco'da cebimde herhalde 40-50 dolar varken struggling artist yani mücadele eden, yaşamda kalmak veya yaşama tutunmak için sıfırla mücadele eden bir sanatçı olarak ben Amerika'ya 800 dolarla taşındım. 800 bin değil, 800 dolarla taşındım. Arkadan gelecek para yoktu ve onunla tenis dersi vererek, arkadaşlarımla orada burada kalarak... Burada bir soru sorabilir miyim? Çok özür dileyerek. Sonuçta ailenizin durumu iyiydi. Neden? Ya bildiğimiz kadarıyla. Neden size para gelmeyecekti? Bakın bunların hepsi Harika Çocuk ve Sonsuz Okyanus diye iki ciltlik otobiyografim var 2006'da çıkan. Dünyanın en detaylı ve en keyifli ve en açık dille şeffaf yazılmış... Özel hayat ve çok özel hayat dahil otobiyografilerinden biridir. Onu okuyanlar tüm bu detayları alır. Ama o dönem babamın, ailemin mali durumu da hiç iyi değildi. Ve dolayısıyla bir cimrilikten veya gitsin burnu sürtünsün öyle bir şey değil. Öyle mi? Hiç alakası yok. Yani ben hatta babam sakın gitme dedi. Yani o, çok zor durumda kalırsın. İşte sana yardım edeyim hani Amerika uzak ve Amerika'nın da öbür yakası California. Yani uzak yakası. Ama ben orada işte eski milli tenisçiyim. Tenis dersi vererek ilk 2-3 yıl para kazandım. Yani resimden para kazanmaya başlayana kadar ben Fransa'daki son 2 yılım ya Amerika'daki ilk 2-3 yılım 4-5 yıl tenisle yaşadım. Evet. Ve o da çok zor bir hayat. Mesela otobiyografik kitabımda kirayı arkadaşlarımızla geç ödemekten atıldığımız evlerin evden çıkarılma legal kağıtlarının baskıları sizdeki var. Sizdeki bu arşivcilik. Hepsini saklamışım. Çünkü bir gün bunların tarih olacağını biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın tenis oynadığınız zamanlardan da fotoğraflarımız var. Bravo, çok iyi hazırlık yapmışsınız.
Fransa'da Figaro kupasını kazandığım Le Touquet'deki turnuvaydı. Hı hı. 76-79 arası en iyi tenis oynadığım yıllardı. Çok havalısınız, çok hızlısınız bu arada. Çok hızlı bir hayat var, evet. Tutkulu, eğlenceli. Ama işte kalkıyorsunuz San Francisco Manifestosu. Hemen anlatacağım onu ki bu arada Instagram'a girenler en son milli oyuncumuz Başak Eraydın dahil veya Kaan Köse dahil önemli bugünün oyuncularıyla da hala onları terletmeye devam ettiğim görüntüleri görebilirler Instagram'dan. Gördüğüm şuydu. Yine bir San Francisco Müzesi bir sergi yapıyor. Evet. Ve yine Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Amerika. Bu beş ülkenin sanatçıları yine oraların genç sanatçıları alınmış. Yeni dışa vurumculuk akımı ortaya çıktı. İşte yine bu beş ülkenin sanatçıları en iyiler. İşte biz de onları sergiledik. Zaten onları da işte bir Berlin'e, New York'a aynı müze sergileri gidiyor geliyor. Şimdi yine daraltarak anlatıyorum. Aynı sergiyi beni de tavsiye etmişlerdi. Çünkü ben de bu yeni dışa vurumculuk akımının en başından beri ortasındayım. Daha akımın adı yokken bunu yapan sanatçılardan biriyim. Benim içinde bulunduğum üniversite bünyesi de zaten beni o küratöre tavsiye etmişti. Bu evet. Çocuğu da almanız lazım muhakkak bu sergiyi falan. Aldığım cevap şuydu. Sizi tabii bu sergiye alamayız. Yani gelip eserlerinizi görelim ya da bize görsel yollayın. Hiçbir şey yok. Biz sizi bu ciddi sergiye tabii ki alamayız ama Orta Doğulu başka kendi bölgenizden burada yaşayan başka sanatçılar bulursanız varsa yeni dışa vurumcu stilde çalışan siz de küçük bir kütüphaneye ya da bir başka arayın buralarda bir küçük kültür merkezine gidip siz de böyle bir Orta Doğulu 5 yeni dışa vurumcu sanatçı işte California, Bay Area bölgesinden diye ayrı bir sergi açabilirsiniz diye tavsiye veriyordu. Yani bu artık ırkçılığın tescili. Yani ana sergide bizimle tabii ki yer alamazsın ama git şöyle bir çöplük yarat orada siz de göstermiş olun. Şimdi bu benim yanlış kişinin damarına bastılar. O açılışı bastım. Açılış günü ve ertesi gün sempozyum esnasında manifestolar dağıttım. İçeride bunun konuşulduğu salona girdim. Salonda bu gündeme geldi. Sergiyi hazırlayan müdür orada yanlış anlamalar oldu diye özür dilemek durumunda kaldı. Ve insanlar bakabilir San Francisco Müzesi'nin 84 öncesi kimleri gösteriyordu bu manifesto ve baskından önce. 84'ten sonra nasıl değişti? Yani Amerikalı zenci sanatçıları, siyahları, onlar hep Negro art evet. derler. Siyah sanatçıları, Hispanik sanatçıları, işte belki başka daha İranlı vesaire ortalı nasıl göstermeye başladılar? Aradaki farkı biraz görebilirsiniz. Tamamen tedavi oldular mı? Hayır. Ama daha sonra ben bunu Paris'te Pompidou Müzesi'nde de yaptım. Hı hı. Evet, bu Paris Manifestosu var. Maymunların resim yapma hakkını kitap olarak yazdım. Sayısız konferans verdim dünyada. Bunlar çok acayip durumlar. Dünyanın en önemli sanat tarihçileri bakış açılarını genişletip açık açık aks değiştirdiler. Yani ünlü Peter Sells, Allah rahmet eylesin, 101 yaşında öldü ünlü sanat tarihçi hakkında. California'nın en önemli sanat tarihçisi hakkında çok güzel şeyler yazan. Veya Edward Lucy Smith, İngiliz. Bunlar dünyanın en çok sanat kitabı üretmiş insanları. Veya Le Monde gazetesinin kritiği Ari Campion. Sayısız önemli batılı insan bu manifestolar ve hatırlatmalar ve tarihsel analizlerle aks değişer. Şimdi ben Atatürk'ün bir çocuğu olmasaydım, Doktor Spivakov'un oğlu olmasaydım,
kendim de orada cebimde 50 dolar varken ya ben kimim deyip odama çekilirdim. Belki içim ağlardım ama siz Atatürk'ün bir çocuğu olarak kendinizi hissediyorsanız ve onun bir neferi olan bir babanın, eylemci bir politikacının oğlu olarak yetişmişseniz kendiniz de haklıysanız her hakkı ve eylem gücünü buluyorsunuz, adrenalini buluyorsunuz. Ve sonuçta emperyalizme karşı mücadele, Atatürk'ün evet. dünyaya örnek olarak verdiği mücadele, bunu da kültürel gerilla olarak belki o sahada veren ve bu konuda bir çığır açan kişi oldum. Ve mesela İngiltere'de yayınlanan Penguin Books'tan dünyanın en önemli 100 sanat manifestosu arasında şimdi benim San Francisco manifestosu da var. 4-5 yıl önce çok kıymetli bir şey. Yayınlanan. Şimdi, bunlar insanı mutlu ediyor. Ama o savaş devam ediyor. Evet ama başlattınız. Evet. Bu çok önemli bir şey. Henüz ülkemizde kazanamadık. Oraya da şimdi geleceğim. Evet. İzninizle çok küçük bir aramız var. Az sonra buradayız.